Merhabalar sevgili Yengeç Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 12 Şubat haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz bu videoda ve hemen arkasında tarotlardan öngörü alacağız. Açılıma başlamadan önce küçük bir duyurum olacak. Tarot eğitim sınıfımı açtım ve 17 Şubat'ta başlıyoruz eğitimlere. Tarot öğrenmek isteyen, bu enerjiyi hissetmek isteyen, tarotu bilip ama yorumlama kısmında takılan herkes davetlidir. Herkes bu eğitime katılabilir diyorum sevgili arkadaşlar. Evet, Yengeç Burcu Pazartesi günü gündemimiz biraz daha seyahat konuları olabilir. Uzaklıkla ilgili, biraz daha böyle yabancılarla ilgili, mesafeyle ilgili, dini konularla alakalı. Hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili, bazılarınızın ise eğitimle ilgili konularla gündeminize başlıyorsunuz pazartesi günü. Ki hafta sonunuz da zaten bu şekilde geçmiş olabilir. Bazılarınız hafta sonu tatili için küçük bir seyahate çıktıysa sanki oradan pazartesi gelme gibi bir durum olabilir. Bu tarz etkilerin söz konusu olduğu bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Biraz daha hissiyatınızın, sezgilerinizin güçlü olduğu bir dönem. Biraz daha maneviyata yönelebilirsiniz. Biraz daha inancınız gereği herkesin ibadet etmeye, ibadete yöneleceğiniz bir gün gibi yani böyle bir güne başlıyorsunuz. Ve aynı zamanda yine pazar gecesinden yani pazartesi sabaha kalktığınızda gördüğünüz rüyaların daha böyle haberci rüyalar olması gibi de bir durum var gibi görünüyor siz sevgili Yengeç Burcu içinde. Salı günü sevgili arkadaşlar Mars Kova Burcu'na geçiş yapacak. Mars'ın Kova Burcu'na geçiş yapması sizin finansal konularla alakalı gündemlerinizi tetikleyecek. Yani daha çok ödeme alacak, verecek, borçlar alacaklar, vergiler, krediler, taksitler, miras, nafaka, tazminat, bir hak ediş, bir borç durumu, bir işte eşin kazançlarıyla ilgili evliyseniz ya da bir ortaklık vardır, bir ortaklıktan gelen parayla ilgili bir değişim dönüşüm içinde olabileceğiniz, bu konularla ilgili mücadele edeceğiniz, harekete geçeceğiniz ya da beklediğiniz haberler var ise bu beklediğiniz haberlerin gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Venüs de Cuma günü Kova burcuna geçecek ve burada biraz daha parayla alakalı gündemlerin söz konusu olması, biraz daha böyle bir hak ediş gelmesi, bir destek gelmesi, bir yerden bir size bir maddi olarak bir değişim ve dönüşüm içinde olarak size bir şekilde birilerinin özellikle otorite figürlerinden destek görmek, yardım görmek maddi olarak böyle bir etkiyi tetikleyebilir diyorum sizin için. Bazı yengeç burçları şimdi Mars 8. evinizde, Venüs 8. evinizde, Plüton 8. evinizde, Venüs, Merkür orada, Güneş orada. Yani biraz önceki saydığım tüm gezegenler ve Güneşimiz 8. evde bu kadar durum var iken hem bir mal mülk para konularıyla ilgili değişim dönüşüm içinde olacağınız, eşinizin değişim dönüşüm içinde olabileceği yine finansal konularla alakalı ya da sizin bir ameliyat geçirme, bir ameliyat olma, bir operasyondan geçme, özellikle bu biraz daha estetik konularının da tetikleyebilir. Yani estetik ameliyat olması gibi bu tarz etkilerin söz konusu olması gibi bir durum var gibi görünüyor. Yani etkiliyor, bunu tetikliyor sevgili arkadaşlar. Olacaksınız anlamında demiyoruz. Ya da doğru zaman şimdi mi gibi de bir şey de değil. Bunu da yanlış anlaşılmasın. Sadece böyle bir etki var diyebilirim sizler adına. Hafta ortasında daha çok kariyer hayatınıza yöneleceksiniz. Aktif olursunuz, önce olacaksınız, lider olacaksınız, kendinizi göstereceksiniz. Çalışmanızla, konuşmanızla, hareketlerinizle, yönetim şeklinizle, düzeni kurmakla, orta yolu bulmakla ilgili belki sadece konuşmanızla da bile dikkat çekeceğiniz bir hafta ortası bizleri bekliyor. Hafta sonunda daha böyle sosyal olmak, arkadaş ortamlarına girmek, arkadaşlarla bir araya gelmek, biraz daha keyif alanınıza yönelmek, keyifçi olmak,
Burada biraz abartabilirsiniz de aynı zamanda. Yani çok fazla keyif ve konfora yönelme ya da arkadaşlarınızla ilgili konularda abartma, çok fazla onlarla üzerine düşme gibi bir durum söz konusu olabilir. Siz sevgili Yengeç Burcu içinde. Evet, hafta sonu gündem bu şekildeyken bakalım tarot bize ne söyleyecek sizin için. Yengeç Burcu 12 Şubat haftası diyoruz. Yengeç Burcu 12 Şubat haftası. Yengeç burçları haftaya kararlı, kendimizden emin, ne istediğimizi biliyoruz. Daha böyle dedik enerjiler hakim gibi görünüyor. Dengeye gelmek, orta yolu bulma çabamızın hakim olduğu bir durum söz konusu. Hem ruhen hem bedenen hem mantıken dengede durma çabamızın, maddi manevi dengeye de durma çabamızın hakim olabileceği bir hafta. Finansal konularla ilgili beklemeli bir süreciniz var sevgili Yengeç Burcu. Bir şey bekliyorsunuz sanki. 7 haftadır, 7 aydır ya da 7 gündür ya da 7 rakamıyla alakalı beklentili durumunuz neyse, bu bir para da olabilir. 7 bin ya da 7 aydır ödediğiniz bir yere bir paradır. Bu konuyla ilgili bir gündem var. Biraz bu konuyla ilgili biraz kalbiniz kırılabilir, canınız sıkılabilir, üzülebilirsiniz. Bir şeyler sizin beklentiniz gibi gitmeyebilir. Biraz kendinizi ispat etme, mücadele etme, kendinizi gösterme, kendi alanınızı koruma gibi de enerjilerin hakim olduğu bir durum var sevgili arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. 7 aydır uğraşıyorum, 7 haftadır uğraşıyorum, uzun zamandır bekliyorum. Ben buraya maddi manevi emek verdim dediğiniz bir konuyla ilgili bir kalp kırıklığı yaşama gibi bir süreç söz konusu olabilir. Ve bunun içinde ben hakkımı yedirmeyeceğim ve ben mücadelemi edeceğim dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz sevgili yengeçler. Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkiler dedi. Mutlu bir aile hayatı. Evet, burada bir tamamlanma var. Aileden destek görme var. Duygusal ve maddi ihtiyaçlarınızın karşılandığını söylüyor. Yani buradaki maddi durum, beklediğiniz maddi durumla ilgili demek ki bir destek söz konusu olabilir sizin için sevgili arkadaşlar. Ama bu beklediğiniz durumla alakalı da baya bir kalp kırıklığı ya da çok fazla beklediniz, belki umudunuzu kestiniz, bir umutsuzluğa düşme, canınızın sıkılması gibi bir süreçten geçebilirsiniz ya da siz zaten harekete geçeceksiniz ama bu harekete geçtiğiniz konu başka kişileri de bağladığı için onların da sizinle evet demesi gerekiyor gibi bir şey var. Yani sanki 3 ortak var, sadece bir kişinin imzasıyla değil 3 kişinin imzasıyla olacak gibi bir şey. Ama siz imzayı atmış bekliyorsunuz. Diğer iki kişi de bir sıkı, diğer iki kişi de yani bu tarz bir durum yok. Buna benzer. Yani evet sizde var, evet yapmışsınız ama birilerinin de yapması gerekiyor sanki bu konuyu, bir durumu. Bununla ilgili bir sıkıntı var ve bundan dolayı kalbiniz sıkılabilir, canınız sıkılabilir, üzülebilirsiniz diyebilirim sevgili yengeçler içinde. Evet, bu haftalık da böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Mutlu haftalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.